Peki dolar çıkarken konuşanlar inerken neredeler? Onu da sormak lazım. Edirne'de katıldığı bir konferans sonrası Kılıç, Türkiye'de dövizde görülen hareketliliğin nedeninin ülkenin içinden geçtiği durum ve şartlarla alakalı olduğunu anlattı. Türkiye'deki doların kurunun yüksek olduğunu, özellikle spekülatif sebeplerden dolayı yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani Kılıç, ülke olarak ciddi badireler atlattık ama bu badire sonrasında saldırılar devam etmeye başladı. Saldırı sadece siyasi anlamda olmuyor, ekonomik anlamda da oluyor dedi. Özellikle dış piyasalardan kaynaklı spekülatif hareketlerin döviz kuru üzerinde etkili olduğunu dile getiren Kılıç, istikrara doğru gittikçe dövizde de aşağı yönlü bir ivmelenme söz konusu. Umut ediyorum ve inanıyorum. Önümüzdeki günlerde döviz daha da aşağıda bir yerlerde dengelenecektir ve ekonomimiz kaldığı yerden hızla büyümeye devam edecektir diye konuştu. Ben açıkçası bu ekonomik gidişatın şu an için huzur bulan ekonomik gidişatın devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle dövizde spekülasyona bağlı ciddi yükselmeler vardı. Bunlar tamamen spekülatif ve özellikle yurt dışı kaynaklı hareketlerden ortaya çıkmaktaydı. Bu tehlikenin bertaraf edildiğine ve artık düzgün bir ekonomik zemine doğru yavaş yavaş kaydığımızı söyleyebilirim. Bu bağlamda dövizde kendince belirli bir noktada stabil olacaktır. O yüzden hani yatırımcılarımızın bu konuda çekinmelerine ya da endişe etmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Türkiye'deki doların kurunun yüksek olduğunu, özellikle spekülatif sebeplerden dolayı yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani hassas bir dönemden geçiyoruz. Bu hassas dönemde özellikle Türkiye'ye yönelik saldırıların önemli bir aracı haline geldi. Ama eminim ki biz kendi içimize dirlik beraberliğimizi sağladığımız sürece bunun da üstünden geliriz. Zaten bakın dolar Düşüyor. görüyorsunuz 3.80'lere 3.90'lara çıktı, şimdi düşüyor. Peki dolar çıkarken konuşanlar inerken neredeler? Onu da sormak lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı dolar bozdur kampanyasıyla da halkın birlik beraberlik içerisinde kendini gösterip döviz seferberliğinde üzerine düşeni yaptığını dile getiren Kılıç sözlerini şöyle tamamladı. Açıkçası özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimden sonra doların aşırı derecede tabii değerlenmesi, ardından dengelenmesi de bunda etkili oldu. Yani dış piyasalardaki durum da bunda etkiliydi. Ama bunların geçici olduğunu gördük. Bu geçici dönemdeki hareketlenme bir anlamda evet piyasalarda belki umutsuzluğa neden oldu ama zaten böyle olacağı başından belliydi. O yüzden endişe etmeye gerek yok. Pardon, ben bir şey buraya.